Merhaba sevgili yarısı severler hepinize hayırlı günler dilerim bugün 14 Mart 2022 günlerden pazartesi hepinize sağlıklı mutlu huzurlu çok güzel bir gün temenni ederim arkadaşlar biliyorsunuz öncelikle bursat yarışı analizimiz olmuştu ardından iptal olan daha doğrusu ertelenen bir İstanbul programı vardı ardından İstanbul at yarışıhanemiz oldu. Yine günün kapanış koşusu Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Şanlıurfa 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum diyerek ben Şanlıurfa ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 9 koşuluk güzel bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Esasında bu gruptan kaliteli gördüğüm bir isim 3 numaralı Buğruhan son yarışlarında kıpırdama içerisinde görüldü. Bana göre bugün Ferit Yardımcı faktörüyle ilk düşünmesi gereken isimdir 3 numaralı Buğrahan. Yine kalitesine inandığım bir safkan zaman zaman etkili yarışlarını bildiğimiz bir numaralı Komet bugün ters bir yarış çıkarabilir. Komet istediği zaman bu grubu geçebilecek düzeyde bir isim sevgili yarışseverler. İkinci şansı da bugün Abdullah Kaya idaresinde bir numaralı Komet'e vereceğim. Yine on numaralı Işıtan özellikle son koşmuş olduğu yarışı çok beğendiğim bir isim. Handikap 15 yarışta güzel bir üçüncülük elde etmişti. Yine 11 numaralı Veysel Baba ve 5 numaralı İsyanım isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Önemli bir yarış Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Gerçekten günün en önemli koşularından bir tanesi. Burada özellikle takip ettiğim bir isim var. Rokluk yapmazsa normal şartlarda bana göre bu mesafede bu grubu geçebilecek yetenekte bir isim. Sayın Kayhan Altınöz'e ait 4 numaralı Kont On You isimli safkanı bugün öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana rakip olarak da yine 3 numaralı Baba Abdullah vereceğim arkadaşlar. 3 numaralı Baba Abdullah ilerleyen yaşına rağmen çok etkili yarışlar çıkartıyor. Doğan ailesine ait bir safkan. Bugün Mustafa Işık idaresinde bu grupta ihmal edilmeyecek isimdir. Son yarışını biliyorsunuz. Mustafa Işık kardeşimiz idaresinde etkili bir birincilik elde etmişti. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 9 numaralı Upper Cut. 7 numaralı Rocheta yine bir Veleslaptor yavrusu. 3 numaralı Baba Abdullah gibi burada ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ben 5 numaralı Dar Sokak ve 6 numaralı King Ömer deyip burayı biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Gerçekten çok kolay da bir yarış değil bu koşu. Ona göre sizler de değerlendirmenizi yaparsınız bu koşuda. Ve altılı Ganyan 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışla devam edecek. Burada bir numaralı The Perfect River. Esasen performans olarak bu gruptan üstün görünen bir safkan. Bugün Alişan Bahar idaresinde piste çıkacak. Bugün meydinden çıkması normal sonuç olur bu safkanın. Yine form durumunu beğendiğim iki numaralı Bülent bugün meydinden çıkmaya yakın safkan. Özellikle rakibi bir numaralı The Perfect River'ın hata yapması durumunda etkili koşacağını beklediğim isimdir. iki numaralı Bülent. Ben yine yardımcı ailesine ait 7 numaralı İngiliz sene ve 5 numaralı Raging Bull deyip burayı 4 safkanla değerlendiriyorum ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışı. Son yarışında bir türlü rakiplerine kafayı vermedi. Gerçekten uzadıkça da uzadı, uzadıkça da açıldı. Son yarışın tekrar etmez durumunda Kayızbert'in temsilcisi 5 numaralı Birden Mehmet son yarışında Yunus Çelikbaş'la özellikle çok iyi uyum sağladığını söyleyebiliriz. Bugün yine rakiplerinin yanında önde görünen isim 5 numaralı Birden Mehmet. Bu safkanın kötü koşması durumunda koştuğu yarışları Çim'de koştu ancak kuma da gider orijini olan... Özellikle form durumunu da çok beğendiğim Özgün Han temsilcisi 3 numaralı Kahraman Kanı'da bugün ilk defa çıkacak. Kabakum'da ikinci şanslı isim olarak önereceğim ve ekürü safkanlardan 4 numaralı Mızraklı Han isimli safkanı da bugün e, bu koşuda yeterli görüyorum. Yani burayı da 5-3-4 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada Golden Rock'ın tayı var. Her seferinde söylüyorum çok kaliteli, çok güzel bir kanattı Golden Rock. Anne tarafı özellikle Marley'in torunu 800 numaralı Akseri. Bugün öncelikle şanslı isim olarak önereceğim yine 3 numaralı Hızır Şah Mahsun Turan idaresinde yine birinciler yakın görünen isim. Yine 6 numaralı Venedividi, 7 numaralı Adella Lady ve 4 numaralı Aisman bugün ekir koşma avantajı bulunan safkan e yine bu, bu bu yarışta sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlar arasında yani burayı da 8, 3, 6, 7 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bugüne özel aylık katılım 80 lira. Sadece bugüne özel 2 aylık katılım 150 lira. 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini normal şekilde rakamsal değil de yazı ile yani kelimelerle ifade ederek yazabilirler ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com bu adrese mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir YouTube kanalı açtım. Sevgili yarışseverler bu YouTube kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. 37 günde kanalımız 660 kişi oldu. Sizler de destek verirseniz kısa bir zaman dilimi içerisinde 1000 aboneyi bulacağımıza inanıyorum. Yine yorumlar kısmında en üstte tutturulmuş şekilde linkimizi görebilirsiniz. Yine program sonunda buradaki videoya tıklayabilirsiniz ya da şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak Yeni YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu kanala bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Altılık ayının son ayağında banko bir ismi eğer vereceğim. Özellikle son yarışında kabaca derler ya arkadaşlar koştu koştu koştu. En dışarıdan dolandı ve çok rahat bir şekilde kafayı aldı ve çok rahat bir şekilde arayı da açarak kazanmasını bildi zaten takip ettiğim bir safkandı. Son yarışında da sizlere bunu izah etmiştim. Kaliteli bir safkan olduğunu sanırım o gün ikinci şanslı isim olarak vermiştim size. Bu koşuda koşan Şimşek'in oğlu temsilcisi Angora torunu 3 numaralı Sibo. Bugün yine Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. Ben günün banko ismi olarak tercih ediyorum. 3 numaralı Sibo son yarışın tekrar ederse sevgili yarışseverler bu rakiplerini uygun grupta çok rahat geçecektir diye düşünüyorum. Ve günün banko ismi olarak 3 numaralı Sibo'yu öneriyorum. Hepinize hayırlı haftalar dilerim sevgili yarış severler. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım hepimiz adına çok güzel bir hafta olur. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.